bugün bir belediye başkanından daha ziyade bir baba olarak konuşmak istiyorum. Çünkü tabii siyaset yapıyoruz ve siyasette biz tüm unsurlarımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla yaptığımız tüm davranışlarla toplumun önündeyiz. Biz yaptığımız tüm işlerde yasalar nezdinde hareket eden, hassasiyet gösteren bir aileyiz. Bu zamana kadar devletin hiçbir imkanını, hiçbir şeyi usulsüz bir şekilde kullanma eğilimi değil, düşüncesi içerisinde dahi bulunmaz. Şimdi bu son olayla ilgili olarak ulusal bazı basın yayın organlarında maalesef kızımın üniversite öğretim görevlisi olarak girmesiyle ilgili olarak polemik yaratacak ve kamuoyunu yanılgıya düşürecek bir algı oluşturma çabası ve gayretlerini görüyorum. Olay, konu şu. Benim kızım okul öncesi anaokul öğretmenliğini bitirdi ve 8 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak zaten memur ve okul öncesi öğretmenliği yapıyor. Üniversitede eksik, biliyorsunuz, bu okul öncesi öğretmenlik alanında kendi alanına münhasır akademik seviyede üniversitemizde bulunduğu alana ilişkin olarak öğretim kadrolarımız yok. Ve bu sebepten dolayı da yaklaşık bir yıldır geçici olarak dışarıdan öğretmen olarak üniversiteye devam ediyor, ders veriyor. Üniversitede açılan bu okul öncesi öğretmenlik sınavına ALES puanlarını da alarak benim kızım da bu noktada müracaat ediyor ve bu çerçevede yapılan düzenlemede 23 kişi başvurdu bu sınava. Ve o dönem içerisinde ilan ediliyor, kızım da 10. sırada bu ALES bu imtihana girmeye hak kazanıyor. Daha sonra üniversite yönetimi bu 10 kişiyi bu sınava çağırıyor. Ve bu 10 kişi içerisinde 2 kişi sınava geldi. Sonuç itibarıyla benim kızım yazılı sınavda, çünkü bu meslekle ilgili bir şey, mesleğin içinde olan bir şey. ALES sınavı düşük olabilir. ALES sınavı genelle ilgili bir sınav olduğu için bu sınavda komisyonun, jürinin verdiği notla 75 puan benim kızım alıyor, 45 puan da diğer giren kardeşimiz alıyor. 76 puan ortalamayla Hatice Ecem Gezer benim kızım girmeye hak kazanıyor. 75 puan ortalamayla da diğer kardeşimiz yedek olarak bildiriliyor, ilan ediliyor. Ve bu zamana kadar buna ilişkin olarak herkesin itiraz hakkı var. Bunlar aleni, saklı gizli yaptığımız, yapılacak bir iş yok. Sanki bu işlerde evladımızın hak etmiş olduğu bir olayda gayrimeşru bir şey varmış gibi davranılarak polemik konusu yapılması, sosyal medyada böyle bir infaz işlemine girişilmesini bir baba olarak kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi sanki şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorum. Vay, 10 kişinin sonuncusu olarak girdi. Bu torpille öne alınarak görev verildi gibi böyle farklı bir algı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz kimsenin aşına, ekmeğine, işine mani olmuş bir durumumuz yok. Olamaz da. Yargısız infaz yapmayalım. Bunlar yanlış şeyler. Yargı organlarını göreve davet ediyorum. Biz bunlardan gocuncamız, sıkıntımız, hiçbir şeyimiz yok. Sorularınız varsa onları da cevaplandırayım. Benim durumda değil de başkanım, konuşmanızda başka bir etkilerini çekti de onunla ilgili sormak istiyorum. Dediğiniz ya, kimsenin bunlarla aşırı işle uğraşmadık, oynamadık. Aşırı işle oynamadık, ilgilenmedik, kimseyle hiç olmaz dedi ama
belediye başkanı kazandığımız ilk ayda ben de dahil 12 kişi son deriz. 130 galiba başkanım. Konuşmalı çetişi var yani, bu olayla alakası yok ama şimdi böyle deyince de ben de irkildim bir anda yani. 12 kişi ben de dahil 12 kişiye son verdiniz. Konuşurken şimdi böyle konuşmanızda olduğunca böyle dikkatim çıktı. Hüylenim burada yani şimdi. Diyorsunuz bugüne kadar kimse işle aşırı uğraşmadık, oynamadık. Kimseyle ekmeğe oynamadık ama oynadınız. Şimdi Cafer Bey o... Bununla alakası yok ama var yani. Demizde var yani şimdi. 14 yıl önceki o günün şartları içerisinde o gün oynamamız gerekiyordu, oynadık. Yani bu noktada o günkü idari karar mekanizması gerekirince Bilecik Belediyesi'nin bu hizmetleri yapması için, sağlıklı çalışması için o kimselerin görevden çıkarılması gerekiyordu, çıkardı. Biz bunların da hukuki süreçleriyle, sosyal süreçleriyle bu zamana kadar gereği neyse kamuoyu da huzurunda bunları yaşadık. Biz kimseye haksız bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz.